Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Estağfirullahal azim ve etûbü ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. Öyle bir yerade. Allahümme sallim ala Muhammedin tıbbül ulubi ve devaika ve afiyeti zeddani ve şifaika ve nurul ansari ve duyaika ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahü alimü kerim. La ilahe illallahü aliyyü azim. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأقرر أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. صدق الله رسوله. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Cemaat-i Müslümin, Cuma'nın mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu ibadetlerini kabul eylesin. Geçmiş günahlarımızı muğfiret eylesin. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı ömürler ihsan eylesin. Hidayet ve istikamet üzere yürüyüp rızasını kazanmaya muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime Meryem suresinden önümdeki Musa Hüseyin'de 308. sayfasında Meryem suresi 59. ayet-i kerime. Yukarıdan ayet-i kerimelerde Allah-u Teala razı olduğu nimet verdiği kullarını anlattı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashab-ı kirama ve dahi bizlere. Bunlar Peygamberimiz ve ashabı için büyük tesellilerdi, bizler için de öyle. Zor günlerde Allah-u Teala bir kısım böyle salihlerin kıssalarını anlatarak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a moral veriyor, teselli ediyor ve zaferin Müslümanlara ait olduğunu, hayırlı sonucu Müslümanlarla inşallah beraber olduğu beyan buyuruyor. Kendisine itiraz eden sapıkların, kafirlerin, eziyet ve işkence edenlerin bir gün mağlup olan dünya hayatımıza bu hakir, ahirette de düğün bir azam çarptıracağını beyan buyuruyor. Bunlar Peygamberimiz için tabii ki biraz aynı zamanda moral olmakla beraber bir eğitici ayet-i kerimeler, bizler için de öyle. Yani akıllı insan, başkalarının felaketinden ders alan insandır. Başkalarının başına gelen, istemeyen olaylar, ne benim de başıma gelseydi diye üzerinde düşünür ve böyle şeylere maruz kalmamak için elinden geleni yapar, dikkat eder, hayatını ölçülü yaşar. Bu ayet-i kerimeler Peygamberimiz ve ashabı için nasıl bir teselli ise, nasıl onlara istifade ediyor, fayda veriyorsa aynı şekilde bizlere de fayda veriyor. Kıssalara böyle hisse alma, ders alma açısından sonsuza kadar faydası var. Yukarıda yaklaşık ona yakın insan anlatıldı, salih insanlardan. Salatü selam olsun Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti Yahya Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, Hz. İsa'nın annesi Meryem Hatun, selam olsun ona.
O bir peygamber değildi ama saydıklarımız hep bir peygamber. Bundan sonra sayacaklarımız da peygamber. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ondan bahsetti. Onunla babasının olan macerasından bahsetti Allah Celle Celaluhu. Ve Hazreti İsmail, İshak, Yakup diyerek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden bahsetti. Sonra daha evvellere gitti. Hazreti Adem'den sonra bildiğimiz bir peygamber Hazreti İdris'ten bahsetti ayetle. Sonra Hazreti Nuh dedi. Hazreti Nuh ve onun gemisinden taşınanlar diye daha sonraki ayetlerde özetlemişti. Ülaike işte bu sayılanlar el-ezîn en'amallahu aleyhim Allah'ın kendilerine nimet verdiği insanlardır. Minen nebiyyin peygamberlerden ve min zürriyeti Adem, Adem aleyhisselamın zürriyetinden, o da bir peygamber. Ve onun zürriyetinden olan İdris'ten bahsedilmişti. Ve min men hamaleha ma'anûh, Nuh ile beraber aynı gemiyi dolduranlar, o geminin taşıdıklarından, yani Nuh ve Nuh'tan sonrakiler. Hazreti İbrahim, oğulları İshak, İsmail, torunu Yakup, sonra gelen Hazreti Musa, İsa, bunlar hep Hazreti Nuh'tan sonra olduğu için böyle zikredildiler. Ve mürriyet İbrahim ve İsrail, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın rakamıdır. Ve mümen hedeyna ve sebeyna, kendilerine hidayet verdiğimiz, seçtiğimiz, katımızı aldığımız, kendilerinden memnun olduğumuz güzel kullar. Bunlar böyle güzel kullardır. Bunlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Allah Celle Celaluhu'ya karşı saygıları vardır, azim ve hürmetleri vardır. Kendine karşı itaat eder ve secdelere kapanır, itaat eder. Allah Celle Celaluhu'nun emirleri kendilerine okunduğu zaman ayetler duymazlıktan gelmezler. Gereği neyse onu yapar. Ne demek? Bu ayetler niye okunuyor size? Müzik olsun diye değil. Hikaye olsun diye de değil. Ya anlaşılsın ve içinde anlatılanların gereği yapılsın için okunuyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i ne için okuyoruz? İşte anlamadığımız Arapça bir kısım kelimeler Allah kelamıdır. Bir de buradan defterimize sevap gelir. İşte bağışlarsak bu sevabı babamıza, babamdan öte ölmüşlerimize de gider. İyi güzel. Bunu yapmaya devam edelim. Bu güzel bir şeydir. Kur'an'ı okuyalım. Geçmişlerimizin ruhuna da sevabını gönderelim. Ama bilelim ki Kur'an-ı Kerim'den asıl maksat bu değil. Kur'an-ı Kerim asıl maksat okuyup içindekileri anlamak ve Allah'ın orada emir ve yasaklarını tutmaktır. Yani bir Müslüman eline Kur'an-ı Kerim'i alacak, hayatı buna bakarak yaşayacak. Nasıl ki yazılımda çocuklara imtihanda bir soru sorulursa kopya çeker, çekebilirse kitap alacak, bakar bakar yazar. Bakar bakar hayatı yaşamalıyız. Nasıl ki mahkemede hakim konuş diye davalı davacı dinler, sonra da önünde bir kanun kitabı var, ilgili maddesini oradan arar bulur ve bir hüküm verir. Hayatımızda ne yapacaksak Kur'an-ı Kerim'i araştırmalı, onun emir ve yasaklarına göre yapmalı. Rastgele değil, kafamıza göre değil, falanın ya da filanın kafasına göre de değil, Allah'ın kafasına göre, Allah'ın iradesine göre, Allah'ın kanununa göre, Allah'ın ahkamına, şeriatına göre, emir ve yasaklarına göre. Böyle yaparsak biz onun kuluyuz, yeryüzünün halifesiyiz. Böyle yaparsak Allah Celle Celaluhu ve Kur'an'ı arkasına bildiğimiz gibi yaşarsak kendimizin kuluyuz. Kendimize tapıyoruz demektir. Ya da kendimiz gibi bir insana tapıyoruz demektir. اَفَرَوَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَ هَوَاهُ
kendi görüşünü ilah edinmiş insanı gördün mü? Onun din imanı yok. Kitabı yok. Her şey kendi kafası. Kafasını nasıl desiyorsa öyle yaşar. O dinsiz. O Müslümanım dese de inanır. Değil. Müslüman işini Kur'an'a göre yapan insandır. Müslüman Allah'ın ayetleri okunduğu zaman benim Allah'a saygım var, Kur'an'a da saygım var ama ben öyle yapmam, şöyle yaparım diyemez. Müslümansa diyemez. Allah Celle Celaluhu böylesi insanların da ey Müslüman, siz de bu güzel insanları örnek alın. Rehberiniz Hz. Muhammed olsun. Rehberiniz Hz. Nuh olsun, Adem olsun, İdris olsun. Rehberiniz Hz. İbrahim, İsmail, Yakup, Hz. Musa, Harun, İsa, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya olsun. Peygamberleri örnek alın. Deccalları değil, şeytanları değil. Dünya hayatında insanları yoldan çıkartmış, bağırttı, denildi, mağırdı, bilmem ne, kafir, serseri, bunları örnek almıyor. Bunlar insanı alıp cehenneme götürür. Sizin bir tane dünya hayatında örnek alacağınız insan var. Rehber. Rehber diyorsanız rehber. Gider diyorsanız gider. Bir tane gider. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta Müslümanlar için üsvetun hasene var. Güzel bir örneklik. Numune. Numune-i imtisal. Yani bakıp bakıp da kendisini örnek alarak iş yapacağımız insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonraki İslam alimleri, müştehitleri, müftileri, muallimleri, faizleri, müşkitabileri peygambere uyduğu için seviyoruz biz. Ben alimim ama peygamberi dinlemiyorum, size kendi ilmimden bir yol göstereceğim diyen insanın hadi oradan sapık der, şeytan bilir, terk ederiz. Çünkü asıl Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da kendisine davet etmiyor, Allah'a davet. Öyleyse bu din Allah'ın dinidir, kulluk sadece ona, İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Ben bu peygamberlerin çocuğuyum ama peygamberlerin gittiği yoldan gitmiyorum. Bir alakası yok o zaman babasıyla. Hazreti Nuh'un oğullarından bir tanesi dalgalar başladığı zaman sular iniyor, gemisinden sular fışkırıyor. Oğlum gel şimdi gemiye git, yani Müslüman ol bizimle beraber git kurtul dedi. Yok baba ben Müslüman olmam, ben bir dağa çıkar kurtulurum dedi. Bu esnada bir dalga dedesinin üstüne dikti. Allah'a yalvardı, ya Rabbi sen bana ehlini kurtaracağım demiştin ama oğlum dedi, ötesini söylemeden Allah Celle Celaluhu yani o cahillik etti. Bak bu iman meselesi çok ciddidir. Usluba bakın ne kadar sert değil mi? Cahillik etti. O senin ehlinden değil. Her ne kadar kan itibariyle senin oğlunsa da kan önemli değil, iman önemlidir. O senin oğlun, zürriyetin, akraban olamaz. O sana yabancı bir kafir. İnnemel mü'minne ihvan. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Türk olur, Kürt olur, Arap olur, Acem olur, İngiliz olur, Yahudi olur, Müslümansa kardeşimiz. Öz anamızdan doğmuş bir çocuk. Kan itibariyle kardeşimiz. Müslüman değilse, kafirse kardeşimiz değildir. Ölsek miras bölüşemeyiz. Bizimle yabancıdır. İşte geçen haftaki dersimizde İbrahim Aleyhisselam'la babasının mücadelesini anlattı. Baba oğul olmaktan çıkmıştı.
yaşarız. O yüzden dinde ırkçılık yoktur. Hiçbir insan dünyaya özel olarak dünyaya gelmez. Herkes dünyaya eşit gelir. Peygamberimiz kendi çocuklarının kapısını çalar ve ibadet edin derdi. İman ettiniz, elhamdülillah ibadet edin, kendinizi kurtarın, babanızın peygamberine güvenmeyin derdi. Kime derdi Hazreti Fatıma'ya? Kime derdi damadı Ali'ye? Kime derdi amcalarına, halalarına? Benim peygamber olduğuma güvenmeyin, ibadet edin, kendinizi kurtarın derdi. İbadetlerinin ileriye götürmediği insanı soyu sopu götürmezdi. Sevgili kardeşlerim, iyi bir babadan dünyaya gelmek nimettir. Şanstır, nimettir. Dedemizin dedesinin iyi olması bir şereftir, izzettir. Ama o kadar bizi kurtarmaz. Onların yolunda olursak bize bir faydaları olur. Çünkü vaiz evimizde, hoca evimizde çok uzağa gitmeden buluruz. Bu bir nimettir, kolaylıktır. Evde baba hocaysa ev ona göre terbiye olur, alışkanlıklar da daha çocukken güzel olur. Bu bir nimettir. Ama baba, sen o babanın oğlu değilsen, sen Müslüman değilsen, babam Allah'ı Müslüman, sana hiçbir faydası yok. Peygamberin oğlu kafirse hiçbir faydası yok. Peygamberimiz amcası Ebu Talib kendisini ne kadar ölümlerden kurtarıyor değil mi? Hayatını feda ediyordu. Yahu amca, benim için bu kadar fedakarlığın var. Ölümlere katlandım, mahsusuz kaldım benim için. Ne olur bir kere la ilahe illallah de de ahirette sana şefaat edeyim, bir faydan bulursun dedi. Demedi. Hiçbir fayda olmadı. Üzüldü peygamberim, seçilir mi abi? Sen istediğine hidayet veremezsin, Allah dilediğine hidayet veremezsin. Benim babam hoca, benim babam şeyh. Ne mutlu onlara. Sana yazıklar olsun. Niye o babanın evladı değilsen öyleyse? Sıkışınca benim babam hoca, benim dedem hoca, ben o hacı diyorsun. Kıymetini bilsene öyleyse. Serseri. Şimdi biz biraz evvel kimi saydık sevgili kardeşlerim? Ayet-i kerimede ne demişti? Ülaike onlar, ellezine öyle insanlar ki en'amallahu aleyhim, Allah onlara nimet vermiştir. Minen nebiyyin, nebilerden, min zürriyeti Adem, Adem aleyhisselam ve onun zürriyetinden İdris'ten bahsetti ayetler ve mimmen hamalna ma'a Nuh'la beraber taşınanlardan bahsetti. Sonra ve min zürriyeti İbrahim, İbrahim'in zürriyetinden bahsetti. İsmail, Yakup, Yusuf, Hazreti Musa, Harun, Hazreti İsa, Hazreti Meryem suresini okuyoruz zaten. Meryem, Zekeriya, oğlu Yahya, Meryem'in oğlu İsa, hepsine salatü selam olsun. Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Bu insanlardan bahsetti. Kendisinin onlardan razı olduğundan bahsetti. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini işittikleri zaman secdelere kapanır diye onları övdü. Fakat hemen arkasından halefe bin badihim, arkalarından bir halef geldi, nesil geldi. Halfun, işte bu half, halef. Halef, halefe, namun fethasıyla arkadan gelen demektir. Halef selef derler ya, bir müdür derse halef selef oldu derler. Yani önceden gelene, halef sonradan gelene, sonradan gelen önceki gelenin halefi oluyor. Önceden giden seleftir. Selef-i salihimize selam olsun. Nasıl ama? Halef, arkadan gelenler, half ise lamın cezmiyle kötü nesildir. Kötü nesildir.
Bu sayede peygamberlerin arkasından kötü bir nesil geldi. Kim bu kötü nesil? Bu sayede peygamberlerin yakın ya da uzaktan torunları. Halk diyorlar. Halk demek kötü bir nesil. Nasıl kötü ya? Peygamber çocukları, torunları nasıl kötü olur? Nasıl kötü olur? Söylüyor Allah nasıl kötü olur. Allah'u zayi ettiler. Kaybettiler, terk ettiler. Neyi? Çok önemli ki Allah ondan başlamış. Neyi zayi ettiler, kaybettiler bu kötü nesilde? Allah kötü dedi bunlara. As-salata, namazı zayi. Peygamber torunları, çocukları ilk kaybettikleri olarak yazık bunlara diye Allah biraz sonra da cehennemlik burada diyecek. İlk kaybettikleri namaz diyor. Dedelerin dininde fakat namaz kılmıyor. Yazıklar olsun. Namaz kılmayan için Allah ne dedi? Kalp, kötü günlesin dedi. Allah namaz kılmayan insana ne dedi? Kötü bir nesil kalbi. Neden kötü? Allah-u sala namazı zayi ettiler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size. Bu okudum kaçıncı ayet söyledim, tekrar değil mi? 59, yanıldın mı? Hayır, 59. ayet. Hangi sure? Meryem. Sayfa kaç? 308. Ne diyor Allah? Peygamberlerden, bu sayılan peygamberlerden sonra kötü bir nesil geldi. Ve kötülüklerine alamet ilk namazı zayi ettiler. Şimdi siz namaz kılmayan bir insana iyi insan derseniz Allah'ı yalanlamış olmuyor musunuz? Allah affeylesin. Belki biz de bilmeyerek namaz kılmayan insanlar için iyi insandır, namaz kılmıyor ama iyi insandır demişsindir. Bu sözü bilinçli söyleseydik dipten çıkar gavur. Bilmeden yaptıysak Allah'ım kafir olmak istemeyiz elbette. Bir saniye olsun. Mehtemizdeki bütün ibadetler silin. Bütün iyilikler silin. Nikah bile gider, iman da gider. Çok tehlikeli bir şey. Namazdan ne demek ya? Kötü nesil. Peygamber çocuğu namaz kılmamış. Allah kötü bir nesil diyor. Ve ilk kaybettikleri de tehlikeli şey ki başa gelmiş namaz. Namaz kılmayan adam iyi adam değildir. Allah'ın ifadesiyle kötüdür. Allah kötüdür ki sen iyidir dersen Allah'a sen yalan söylüyorsun demektir. Ya da sen bilmiyorsun demektir. Sen öyle diyorsun ama ben de böyle diyorum. Böyle diyen adamda iman kalır mı? Tövbe ya Rabbi. Bilip işledikleri, bilmeden işledikleri.
Fehalefe arkadan geldi, min ba'dihi bu peygamberlerden sonra halkın kötü bir nesil. Nasıl bir kötü nesil? Adab-ı salâ. Namazı kaybettikleri için kötü bir nesil. Ve ittaba'u tabi oldular, peşine uydular, eşşehava şehvete. Kafası hangi zevk, hangi keyif, hangi şehvet varsa ona gelir. Bir dakika bakalım. Allah bunun hakkında ne diyor? Gidiyorsun, zevkime geliyor, keyfime geliyor. Bir dakika, Allah ne diyor bunun hakkında? Allah zina haram mıdır? Nedir bu? Bu nedir bu? Sen gitmeye devam ediyorsun. İman çıkıp gidiyor, haberin var mı? E sonra geri gelir. Ya bir gün gelmezse, öyle geberim derse? Harama bak bak. Mal toplama. Hoşuma gidiyor, keyfime gidiyor. İstiyorum. İstiyorsun ama bir dakika. Hırsızlık haram. Hilekarlık haram. Cebirle, şiddetle, gücün var diye birisini soymak değil mi? Haram. Kandırarak almak haram. Başkasının malını haksız yere haram. E malın çok olacak diye bunları yemezsin sen. Keyfine göre değil, şeriata göre hareket edecek. Neye kötü biliyor musun? Şehvetlerin peşine gidiyor. Allah bunları yasaklamış. Kendine de, cemiyete de zararı varmış. Hiç bakmıyor. Gidiyor, yatıyor. Keyfine göre yatıyor. Din, kitap, şeriat aldırdığı yok. Bunun için kötü. Bir adam şeriata değil de kendi şehvetlerine, nefsinin arzularına ittiba edip yaşıyorsa ve bu da çoğunlukla böyle yaşıyorsa ve bunda da ısrar ediyorsa, siz de böyle adama biti hayırsevermiş, biti nazikmiş, biti kibarmış, efendim şöyle içtimai bir mevki varmış diye iyi adam derseniz neuzubillah, bu da imana zarar veriyor. Bunlar gayya ile nasıl karşılaşacaksınız? Gayya azgınlık demeniz. Gayya. Bunu iki şekilde açıklar alimler. Birisi burnunun dikine, şeriata göre değil, keyfine göre yaşayanlar büyük bir azaba çarpılacaklardır. Ayaklar altında ezilecekler. Allah onları çok değişik belalarla müptela edecek. Fakirlik gelebilir, zillet gelebilir, kıtlık gelebilir, dertler gelebilir, düşman istilası gelebilir, hürriyetlerini kaybeder, egemenlikleri gider, kafirlerin elinde oyuncak olurlar, kafasına esen bir silah atar, kafasına esen bir bomba atar, sesleri çıkamaz, güçleri, kuvvetleri bitmiştir, yeryüzünde köle gibi yaşamaya mahkum olurlar. Niçin? İzzetsiz herifler, şerefsiz herifler. Çünkü Allah'a kulluktan kaçmışlar, nefislerine kulluğa gitmişler. Allah da izzetlerini almış, şereflerini almış. Çünkü bütün izzet ve şeref Allah'a aitti ve o Müslümanlara verir. Dünya hayatında nasıl böyle bir azaba düçar olacaklar? İkincisi tefsir, gayya cehennemde bir çukurdur. Öyle bir uçurumun dibinde çukur ki, hararetinden ve pis kokusundan cehennem Allah'a sığınır. Cehennem Allah'a sığınır. O çukurda, oradan atılacaklar. Bazı insanların günahları çıktı olur. Hem hoca olur, hem zina etmesine. Yakışmaz. Hem ihtiyar olur, hem zina etmesine. Yakışmaz. Geliyorsa damarlar şöyle böyle, Allah onlara da büyük mükafat veriyor. Frenler kendini, yapmazlarsa arş-ı alanın gölgesinde gölgelenir. Ama gençtir yani. Mazeretsin söylemiyor. Zapt edecek kendini. Ama ya ihtiyar, utanma adam. Sana ne oluyor? Bir zina yapacaksan, ille de yapacaksan, memur herif, git yabancılarla yap. Kapı
Uçulması onunla yapma. Hayvan ama. Zina bir günah. Ama komşunun karısı. Sabah akşam karşılaşıyorsunuz. Bu karşılaşmadan mütevellit onu kandırıyorsa bu iki kere günahdır. Akrabayla yapıyorsan bu iki kere günahdır. Çünkü yabancı bir kadın olsa tesettürlü olur. Tesettürlü olur. Müslüman kadına tesettürlü olur. Sen onu görmesin, o seni görmez. Özüne sahip. Ama buna rağmen anne bittin, kalle bittin, kadını kandırdın, zina ettin. Ya da akbuyur. Bilmem nerede fahişeler var, parasını verdin, zina ettin. Bununla eğer zina etmek bir günah ise kapı komşunun karısını kandırmak veya akrabayla kandırmak ya da sabı masum çocukları ya da aklı yetmeyen saf, özürlü, engelli, beyin engelli kızları kandırarak zina etmek elbette kat kat daha fazla günah. Herkese haram paramdır. Ama Allah Kur'an'da peygamber eşisiniz siz diyor analarımız. Siz peygamber eşisiniz. Buradan çıkarıyor. Siz iki kere dikkat edeceksiniz. Başka kadınların yaptığını siz yapamazsınız. Evet. Gençler ama ihtiyarın zinası daha kötü. Herkes günah işler ama hoca işlerse daha kötü. Daha kötüdür. Peygamber çocuklar. Ey atasından peygamber geçmiş. Alim geçmiş. Mürşit geçmiş insan. Siz daha dikkatli olacaksınız. Ey 600 küsür sene dünyaya büyük devletler ve medeniyetler kurarak hakim olmuş. Dünyanın dört bir tarafında İslam'a aykırı olan her hususu kaldırmış, hakim olmuş. Dünyanın dört bir tarafında yaşayanlara destek vermiş Osmanlı evlatları. Size ayıp. Size ayıp. Size ayıp olur. Siz İstiklal Marşı'nı bulmuyor musunuz? Arkadaş, yurduma alçaklara uğratmasak, şüper et gördüğünü, dursun bu hayatınıza. Yavrum aklına geliyor, alçak bunlar, onlar namussuz, onlar tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma bu alçakları uğratmasak, şüper et gördüğünü, mermiler buraya geldi, vur, öl, şehit ol ama arkaya gel. Arkada ız var, arkada namus var, arkada din var. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayatın zaten. Sana vaat ettiği günler hakkın çok yakın. Bu zafer olacak. Ama ne oldu? Senin atın şehit yavrum. Şöhada fışkıracak toplarsın sen şöhada diyor. Şehit oğlu. Fransız gavuru gibi yaşamak sana yakışır mı? Şehit kızı. Peçeye saldıran Fransız gavurunun, Ermeni gavurunun kızları gibi açılmak, basaçılmak sana yakışır mı? Herkese yakışsa sana yakışmaz be. Size yakındır. Ele bir kesti iki günah. Hayır. Cehennemin gıyyasına atılacaklar. Öyle bir yer ki cehennem Allah'a sığınıyor. Şerrinden o gıyya çıkıyor. Bunlara herkesten daha fazla ceza. Çünkü bunlar
nimet yemiş, nimet görmüş, sonra da hakkını vermemiş, nankör. Nankör. Yani bilip yap, bilmeden yapmak başka şey, bile bile yapmak daha başka bir şey. İlla şunlar hariç müstesna. Yani bir cahille gitti, bunların hepsini yaptı. Ama men bu adam ki taat etti. Gavur olmuştu ya, namazı terk etti. Namazı terk edince iyi adam dedi. Ne oldu? Taat etti. Vazgeçti. Allah'a döndü. Kusurunu bildi, özür diledi. Bir daha yapmayacağım, pişmanım Allah'ım dedi. Ve günahı terk etti. Ve amele yeniden iman etti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ve amile salihan salih amel işledi. Önce namazı başladı. Zayi ederek dinden çıktı, namazı kılmaya başladı. Orucu kılmaya başladı. Dikkat ediyor musunuz? Namaz, Hazreti Adem, Hazreti Adem'in çocukları Nuh'tan, bunlara da farz. İbrahim'e çocuklara da farz. Hazreti İsa'ya, Musa'ya namaz. Evet, namazsız Müslümanlık yok. Hazreti Adem ve Hazreti Muhammed bu arasındaki bütün peygamberler İslam'ı anlatıyor. Yahudilerin ve Hristiyanlığın aslı İslam'dır, sonradan bozdular. Bütün bu dinlerde namaz vardır. Bütün bu dinlerde oruç vardır. Bütün bu dinlerde zekat vardır. Ama bir şekilde vakitleri değişmiş, rekat sayıları değişmiş olabilir. Fakat aslı vardır. Oruç aslı vardır. Din birdir. Bazıları derler ki bu namaz oruç dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlarda da var. Olur. Neden? Neden? Çünkü onların peygamberi hak peygamber. Dinlerde haktı. Bunlar bozdular mı unuttular? Tabii ki olacak. Yahudilikle İsrail arasında benzerlik var. Tabii ki olacak. Aslı bir. Ama onlar kaybettiler. Fakat ne kadar kaybedersen et, gerisinde bir şey yok. Allah bizi de köklerimizden uzak düşürmesin, o ayırmasın. Biz talebeydik. O zaman 30-40 sene önce bir dizi oynardı TRT'de. Kökler dedi, neydi bize ne vardı? Bunda kimse diye bize en çok var. Senin adın Coz dedilerdi. Yahur asimile değiştiriyor inancını ve ruhunu Amerika'da. Hayır, benim adım Kuntakin dedi. Afrika'dan götürmüşler bunları zenciler Amerika'ya. Bunları Hristiyan yapıyorlar. Tam bir Hristiyan terbiyesiyle adını da Hristiyan yavrunun adını koyacak. Çok dayak yedi çocuk. O zaman başka kanal yok. Biz de televizyonda sadece TRT'yi izliyoruz. Amerika'da çevirmişti galiba. Çünkü yazarı da Amerika. Çocuk bir gün
kapalı bir odaya girdi. Diş çöktü. Bu adını söyledi. Yanındakiler dediler ki, sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. Fakat ben babamın herkesten uzak, kimsenin olmadığı bir odada böyle yaparken gördüm. Müslümanlar Afrika'da avlandılar hayvan gibi. Gemilere bindirildiler, Afrika'ya götürüldüler. Ölenler öldü, kalanlar orada Hristiyan edildi. Fakat bu da babası gibi direnenlerden, babası gizli gizli namaz kılar, sonra çocuğuna döndürdü. Herkesi isteyen olunca dayak yiyor çocuk da adını değiştirmediğinden sadece diyor ki ben babamı böyle yaparım diyorum. Yani babası gizli gizli namaz kılıyor fakat çocuğu namazı unutmuş sadece. Babamı böyle yaparım diyorum ki Allah aşkına de sana. Din, kitap, şeriat, babam bir şeyler derdi demesin bizim çocuklarımız. Namazı görsünler evde, orucu görsünler evde, zekatı görsünler evde. Zekatınızın parasını çocuklarınıza hesap ettirin. Babanızın, babam şöyle zekatı hesaplar diye hesabıyla beraber yapsın ve hatta bir kısmını da kendisi ödesin. Çocuklarınız Allah muhafaza buyursun. Bu batıllaşma, bu gavurlaşma, bu Avrupa'yileşme, bu yabancı kültürü böyle baskın giderse bizim çocuklarımız da herhalde babam der, namaz derdi, cami mi, böyle bir ibadetler vardı diyecek hallere düşmesinler. Babalarımız eteklerini böyle uzatır, pantolonlarını şalvar gibi bol giyer, analarımız topuklarına kadar örtülürdü bir zamanlar demesin evlatlarımız. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumuzun üstünde bizim inlemeli, çan takılmasın bu camilerin başına. Allah için ey ümmet-i Muhammed dininize sahip çıkın, dininize sahip çıkın. Destek verin, yardım edin. Bunun için hizmet eden insanlarla beraberce hizmet edin. Allah aşkına görüyorsunuz peygamber çocuklarını Allah gayyi ayağa atacak onları diyor. Niçin? Namazı terk etmişler. Peygamber çocuğu namazı terk eder mi? Eder. Örneği işte, örneği biziz. Babam hocadır diyor çıkışırsa. Sana ne babayın hoca olmasından? Senden haber ver, senden. Senden namaz var mı? Yok. Öyleyse Allah seni gayyi ayağa atacak. Haberin var mı? فَخَلَكَ مِنْ مَعْدِيَ Halefa, halef arkadan gelen kötü bir nesil. Bu harfın sıfat ifade ediyor. Nasıl bir sorusunun cevabı olarak nasıl bir kötü nesil? Allahu salah, namazı zayi ettiler diyor. Namazı zayi ettiği için Allah kötü diyor. Allah'ın kötü dediği namaz kılmayan bir insana siz iyi insan derseniz Allah'la ya siz yalancısınız, ya hakkasın bu hakkı. Allah için namaz kılmayana iyi adam diyemezsiniz derseniz. İşte ayet burada. Allah-u salam, namazın zayiyeti. Namaz kılmayana nasıl iyi bir insan? Nasıl iyi denir ona? Ve tabu şehava, şeriatı terk ettiler. Din, kitap, şeriat attılar. Keyifleri nasıl geliyorsa öyle yaşadılar. Canlar istiyorsa oruç tutmadılar. Canlar istiyorsa içki içtiler. Canlar istiyorsa flört ettiler, zina ettiler. Canlar istiyorsa eteklerini dizlerine bilmem nerelerine kadar açtılar.
Canları öyle istedi, ne babalarını örfü adet tanıdılar, gavur elbiselerini seve seve giydiler. Siz istediğiniz kadar ayağınıza çorap giymeden sokaklara çıkmayın. Sizin çocuklarınız sokaklarda nasıl geziyorlar? Babalar! Hiçbir merhametiniz yok. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki فَسَوْبَ يَقَوْنَ غَيَّا Biz onları nasıl gayya yapacağız? Gayya, dünyada felaketler. İki manası var. Felaketler, büyük azaplar. Ama bir manası da sahabe İbn-i Abbas'tan devreye geliyor. Gayya cehennem dediğimiz öyle bir çukur ki cehennemin içinde cehennem Allah'a sığınıyor. Cehennem Allah'a sığınıyor. Var hesap et. Oraya atılacak bu çocuk. Merhamet edin çocuklarınız. Kendinize merhamet edin Allah için. Şu fani dünya, baki olan ahiret, çıkmamak üzere cehenneme girmek nedir? Saniyesine tahammül edin. İlla mertabetle ve helal ve amine yeniden iman edin Müslüman olan hariç. Ve amile saliha, namazını kılan, orucunu, zekatını veren, şeriata ittiba eden. Zina mı? Canım istiyor. Evlen kardeşim. Nikahlı eşim var. Birle idare edemiyorsan iki de al. Her ne kadar birle idare etmek daha sağlıklı, saadetli, kuruluk açısından iyiyse de erkekliğin çok fazlaysa dayanamıyorsan iki al ya. Allah ona da izin vermiş. Efendim karnını yasaklamış. Tamam karnını yasaklayabiliyorsun. Bir izin vermiş. Ama zinaya gitme. Siz bu kanun yasaklamış deyip de Müslümanların bu şeriatını beğendiğinden acaba bir eşle yetiniyor mu sanıyorsunuz? Neyse o ayrı bir bahis. İncil ayetlerde çok konuştuk. Yeri gelince yine çok konuşuruz. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Onlar cennete girecekler. وَلَا يُسْلَمُونَ شَيْئًا Geçmişteki yaptıkları yüzünden hiçbir zulme uğratılmayacaklar. Neden? La bu adamlar şu kadar günah işlediydi. Tövbe. Tövbe ettiler. Ciddi tövbe ettiler. İman ettiler ve salih amel işlediler. Geçmiş karıştırılmaz. Cennet-i adın. Allah en yakın manen kendisine adın cennetlerine koyacak. اَلَّذِي وَعْدَ الرَّحْمَانُ اِبَادَهُ بِالْغَيْبِ Rahman olan Allah gaybda gayb olarak onu vaat etmiştir. Allah vaadinden dönmez. وَعْدَ الرَّحْمَانُ Rahman olan Allah vaat etti. İbadehu kullarına o cennetleri bilgayb. Hem Allah'ı görmüyor Müslümanlar, hem de cenneti görüyor. Buna rağmen iman etti. Müminin özelliği budur. Gaybe iman eder. Yavrum özelliği nedir? Gözünde görmediğime iman etmem. Laboratuvarda ispat etmediğime iman etmemdir. Müslüman ellezine yu'mine bil gayb. Gaybe iman edendir. Allah'ı görmüyor. Ama görür gibi görüyor. Neden? Çünkü var. Çünkü dünya var. Çünkü güneş var. Çünkü ay var. Bunları kim yarattı? Bunlar öyle muhteşem büyük şeyler ki kendi kendine olamaz. Bir usta lazım. Çünkü çok fenli, çok ilim üzere yaratılmış. Bir kanunla hareket ediyorlar. Bir batı boşluk yok. Bir yaratan var. İşte o yaratan Allah'tır. Sen değilsin. Ben de değilim. Bir güç ve kuvvet var. İşte o Allah'tır. Gördük mü? Görmedik ama görür gibi biliyoruz. Eşhedü. Ne demek? Şahitlik eder. Şahitlik ne edilir? Gözünle gördüğüne. Sen mahkemede, efendim hakim bey ben görmedim ama duymuştum. Çık dışarı. Çık dışarı. Bizi meşgul etme. Neden? Duymakla şahitlik olmaz. Gözünle gördün mü demiyor. Ben eşhedü. Gözümle gördüm ki ben la ilahe illallah Allah bir diyorum. Ya gözümle Allah'ı gördün mü? Görmedim. Yalan mı söylüyorum? Hayır. Neden? Çünkü gözümle görsem imanım bu kadar. Aynen öyle. Öyle iman ediyorum. Gözümle gördüğüm gibi iman ediyorum. Ve eşhedü ben şahitlik yaparım.
Gördün mü? Hayır. Ama görmüş gibi. Enne Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu ve resulü. Onun kulu ve resulü. Ya sen Muhammed'i gördün mü? Görmedim. Görmedim ama görmüş gibi iman. İşte budur. Biz cenneti gördük mü? Görmedim. Görmüş gibi iman ediyor. Ahireti gördük mü? Görmedim. Meleği gördük mü? Cinni gördük mü? Görmedim. Görmüş gibi iman ediyoruz. Neden? Çünkü biz bu kitabın Allah kitabı olduğuna, kelam olduğuna iman ediyoruz. Etmeyen varsa, ben başka kitaba, başka kanunlara tabi diyenler varsa yolu gayyaya çıkar. Cehenneme kadar yolları. Biz Müslümanız ve Allah'a teslim olmalıyız. Görmesek bile iman etmiş ve teslim olmalıyız. اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَنْ Allah'ın vaadi verdiği söz muhakkak ki yerine gelir. Kesinlikle gerçekleşecek. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا O cennette kötü bir söz, çirkin bir söz, hoş bir söz işitmenden. İlla selamen. Herkes birbirlerine karşı selam. Yani benden sana esenlik, selamet, huzur. Ya da gördükleri birbirlerine selamünaleyküm derler. Alel araik, koltuklara otururlar. Mütekabilin, hep karşılıklılar. Mütebessim, kimse kimse sırtını dönmez. Herkesin kalbi avucunun içinde gibi herkese karşı iyilik düşünür. Kimse de kötü niyet olmaz çünkü cennete girdiler. Dünya hayatında bir hırlı dış kalmışsa kalplerinde her ne kadar cennete girmeden o da temizlenir. Cennette ne kötü bir söz, ne kem söz, ne küfür, ne de boş ve faydasız lağıl, lakırdı bile yok. Hep güzel söz, hep huzur, hep sevinç. Ne zamana kadar? Zaman yok. O da boğazları batıldı. Sonsuz bir hayatta Müslümanlar. Elletimurisi min ibadina men kana takiyya. Muttaki ibadet kullarımıza biz o cenneti miras kıldık. Miras ne demek? Miras babadan oğula bedava. Kötü bir şey mal. Yani hiç kimse ameliyle cenneti kazanamaz. Bu cennet Allah vermiştir. Miras gibi kötü cennet. Peygamberimiz diyordu ya, çok zikrettiğimiz bir hadiste, kimse ameliyle cennete gidemez. Sen deme, onun ibadetini ve cihadını biliyorlar. Ben de diyordum peygamber. Mevkilatın rahmetiyle beni sarar, kuşatır ve cennetine koyar, lütfü keremeyle o başka. Çünkü Allah'ın bize verdiği nimetler sayısızdır. Bizim ibadetler sayılıdır. Ben nimetin yanına koyduğum zaman, değmez, saymaya bile değmez. Aha bir nimet, aha bir ibadet desek, ibadet tükenir, nimet tükenmez. Hani bunun karşılığı? Yok. Karşılık. Yok. Lan senin ibadetin nimete karşılık gelmiyor. Cenneti de kazanacaksın. O lütuf, o kere. Güzel olur mu? Peki, bitirdik. İlla ilfa.